Soski. Şanssız sevgilisi mi gelmiş? Şanssız sarışın sevgilisi mi gelmiş? Kapya. Şanssız sevgilisi mi gelmiş? He? Günaydın. Kapiş. Şanssız sevgilisi. Basıldın lan. Şans bak kaçtı gitti senin sevgilin bak. Bak. Benimki de orada duruyor. Benimki. Mim. Şöyle çağırınca gelen kaç tane canlı tanıyorsunuz? Soruyorum size. Şöyle hemen benimki deyince böyle aşkla gelen, cıvıl cıvıl gelen, cıvıl cıvıl gelen kaç kişi tanıyorsunuz sevgili seyirciler? Benimki bakayım yüzüne ne oldu senin bir gariplik var yüzünde. Benimki bakayım bir anneyim. Ha yokmuş bir şey gel. Gel. Gel benimki gel. Gel benimki gel. Gel. Hadi ye mamanı ye. Hadi benimki ye. He seni öyle camdan sevemem ki benimki. Allah'ın civelek benimkisi. Allah civelek benimkisi. Hadi gel buraya çabuk gel. Gel benimki gel. Gel anne. Gel annesi. Ay hadi ye mamanı ye. Hadi ye. Bilgi alaka. Hadi. Hadi kızım benim. Aferin benim kızım mamasını mı yiyormuş. Bütün evlatlar aynı. Hep ilgi alaka. Hep ilgi alaka. Şans. Seninki nasıl kaçtı oraya şans? He? Kayınvalide gördü hesabı. Aman kızın anası gördü kaçalım hesabı. He? Şans. He? Civelik şans. He? Hayır, bu mahallede hatta bu bahçede o kadar güzel kediler varken gittin gittin şu kediyle mi flörtleşiyorsun şans? Yani. Bir tane lord var ya lord ben çok beğeniyorum şans. Onunla aranı iyi tutsan diyorum. Çok yakışıklı ayol o kedi. İyi anneyim. Lord lord diyorum şans. Lord kedi var ya. He? O da çirkin kadın seviyor. Evet o da çirkin seviyor. O da güzel sevmiyor işte. Zevkler ve renkler hiç belli olmuyor. Değil mi benim bir tane ponçikli aşkım? Baba. Bak. Aba mutlu kedi. O kuyrukları oynuyorsa mutlu kedi. Mutlu kedi evi. He? Şansovski. Hadi iyi haftalar dile şans. Eğer köpeğiniz tatsız, tuzsuz, neşesiz ve mamasını da yemediyse köpeğinizi bir gözlemleyin efendim. Bir gün boyunca eğer yemek yemiyorsa acil ve acil hemen veterineri arayınız. Çünkü bu bir sorun. Yani ya rahimde iltihaplama var ya böbreklerde bir sorun var ya da karaciğerde. Gözlemleyin ertesi gün veterinere. Ha? Kapış. Hapşırıyor mu sen? Ha anneciğim? Eve geri mi dönelim? He? Tamam hadi. Benim kızım bugün mamasını annesinin elinden mi yemek istiyormuş benim kapışım? Önce bir böyle sevdiği bir yemeğe yakın. Ben hemen pirinç üstüne tabii ki laktozsuz yoğurt. Çok seviyor laktozsuz yoğurdu. Hemen bir lapa şöyle tık. Değil mi kapış? Yemedi ama elimle verince yiyor bak bak bak. Böyle bak 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 huysuzuz ya. Hastayız lan. Beste bizi. Annelere hep annelere. Hep bunların zulmü annelere. Ha, bak nasıl yiyor görüyor musun? Üşütmüş de olabilir. Onların da böyle arada bir de böyle yani üzülmeye, kendi kendine bunalıma girmeye, sıkılmaya, daralmaya hakları var yani. Onlar da bizim gibi sürekli rutinden onlar da sıkılıyor. Değil mi kapış? Hava durumu çok etkiliyor köpekleri. Güneşli havalarda bunlar da bizim gibi iyiler. Kötü havalarda bunlar da böyle bir
daha fazla uyuyorlar. Farkına vardınız mı? Daha fazla uyuyorlar. Bizi nasıl etkiliyorsa hava aslında onları da etkiliyor. Kapı hep özel yemek yiyor. Önceki yemeği havuç, işte küçük küçük patatesler, kabak, brokoliydi. Çok seviyor onu. Kemik suyunu da haşlıyoruz. İçine de böyle kepek ekmeği koyuyoruz. Öyle yiyor. Şimdi tabii birazcık bugün Naz Niyaz. O yemeğin üzerine birkaç kaşık pilav koydum. Üstüne de böyle muhteşem yoğurdu koyunca. Tabii birazcık da ılık su yapmanız gerekiyor. Soğuk vermeyin. Oda ısısında olması gerekiyor yemeği. Üzerine ben sıcak suyu koyuyorum. Karıştırıyorum. Tık, servisi hazır. İşte hasta köpeğiniz için yapabileceğiniz pratik bir lapa. Afiyet olsun. Hepsine şifa olsun inşallah. Hadi kapı. Bunları da yani. Onu da sen ye annem. Hadi aşkım benim. Aferin benim kızıma. Bir tanemi. Evet. Görüşürüz. Akşam saat 22.30'da Instagram Can Dostum Akademi üzerinden Uğur Kurşun Hoca'yla köpekler üzerine söyleşimiz var. Hepinizi bekliyoruz efendim. Bu akşam saat 22.30'da Can Dostum platformu. Görüşürüz. Görüşürüz. Kediler stratejiktir. Kadınlar gibi. Kısa bir süre sonra durumu Venüs Katus'un lehine dönecek. Bu da burçlar da devreye giriyor. Akrepler öyle pusuya yatar ya, sinsidir ya. Kut. Gece kediye aittir. Gece akrebe aittir. Kedi. Kedi. Gece görüşü. Ve plan. Göl bulmasına yardım eden bıyıkları. Kuvvetli koku duyusu. Evet. Ve insanların asla algılayamayacağı sesleri duyabilen kulaklarıyla gece avı için yaratılmış bir hayvandır. Kesinlikle. Uzaktan gelen en ufak bir ses bile avının yerini tespit edip saldırıya geçmesini sağlar. Planlar ve yapar. Akreplerin böyle bir gücü var ya. Yani. Bir takım güçleri daha da var da bize bunu öğretseler ya ne güzel olur ya. Bir dişi 7-30 yavru sahibi olabilir. Sadece 7 yıl içinde ise yavrularının da doğduklarıyla beraber sayıları 300 bini geçebilir. 300 bin kedi! Bu kediler tarih öncesi zamanlardan beri Afrika'da ve Avrupa'da dolaşıyor. Evcilleşmiş kedimizin atası sayılan yaban kedisi bir tekir kediye benziyor olabilir. Ama dişleri ve tırnakları bir kaplanınki kadar oyuncudur. Gözlerinde de benzerlik var. Peki ama bu vahşi kedi nasıl oldu da vahşi yaşamdan yola çıkıp süt kaselerimize ve yataklarımıza girebildi? Soru güzel soru. Felis Katus, evcilleşme yoluna 3000 yıldan uzun bir süre önce çıkmıştır. 3000 yıl! Oy, biz oy, Mısır'da oy. Bu sıra dışı avcı kemirgenleri tahıl ambarlarından uzak tutuyordu. Karşılığında ise hayatın sembolü olarak görülüyor ve tapılırcasına seviliyordu. 3000 yıl! Ama tarih dostumuza her zaman bu kadar iyi davranmamıştır. Şeytanın yoldaşı olduğuna inanılan birçok kedi, yanlış arkadaşa sahip oldukları için kazık üstünde yakalamıştır. Neyse ki kedi kısa süre sonra açık denizlerde eşsiz avcılık yeteneğini ispatlayarak tekrar itibar kazanmıştır. Vay şans! Kediler sıçanları kontrol altında tutuyordu. Bu mu yani? Günümüze yakın zamanlarda ise belki de en sadakatli ittifak çiftçi ve onun sevgili ambar kedisi arasında kurulmuştu. Bence kedi ile köpek arasında da kuruldu. Sen abi kedisin. İronik ama kedinin evcilleşmesi vahşiliği sayesinde olmuştur. Bu akşam sana fazladan ağır vereceğim. Şimdi de günümüzdeyiz. 13, 14, günümüzdeki durum budur. İnsan ve kedi arasındaki ilişki doğanın en kalın
3000 yıl kedi tarihi. Kesinlikle. Sadece Birleşik Devletler'de son 20 sene içinde ev kedilerinin sayısı 2 katına çıkmıştı. Ülkede adeta bir kedi canavarı var. Bunlar kedi mantıkları. Evet ya, kedi yarışması yapılıyor. Kedi kendini temizleyen nasıl bir kamerada? Bir kedi için yılda yaklaşık 20 kodem var. Of, yılda 27-30 bin dolar. Bence saygı göstermiyoruz ya. Çok stresli ortam. Çok stresli ortam ya. Evet. Al. Bugün Rush'ın 3. doğum günü.